İkinci yarışmacımız Dilek Hanım için efendim alkışlar. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın efendim. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim iyiyim. O gerginliği attınız üzerinize. Evet öyle oldu. Başka bir bölümde seyirciydi Dilek Hanım. O zaman bile gergindi. Evet. Harf aldı alacaktı vallahi. Evet. Şimdi daha rahat görüyorum. Ne yazık ki arzu edilen sonuçlara ulaşamadı rakipleriniz. İrem Hanım da Yasin Bey de 9000'i aşacaktı. Aşamadı ondan dolayı değil herhalde. Değil mi? Evet. Çünkü gayet tatlı bir gülümsemeyle Gülseren Hanım sonunda oturuyor. Bence o tatlılığın içinde bir ejderha bekliyor dışarıya çıkmak için. Haberiniz olsun. Bakacağız. Tamam 9000'i aşarız. Pek muhabbet etmek istemiyorsunuz siz biliyorum ama biraz konuşmak istiyorum peki sizinle. Şimdi Cem mi ittirdi sizi bu tarafa doğru yoksa Ceren kızınız mı? Ceren. Evet. Hiç oturup hesap yapmadınız ama. Yani işte 7000'i geçersen iyi olur. 7000 mi? 7000 nedir? 7000'i ekmek arası yersiniz. Bakacağız tabii. Rica ederim. Hı hı. Sorular çok mu ürküttü sizi? Mesela Yasin Bey'in soruları. Yasin Bey'in soruları kolaydı. Bilemediğim olmadı. İrem Hanım'ın da vardı. Bir iki tane. Evet. Oysa filan mı? Başlangıçta mı takıldınız? Yok değil. Kurşuniler, Leventler. Evet kurşuni. Antrasit derdim mesela ben onda. Oo evet. Çok derinine giderdiniz. Evet. Gül kurusu. Rahat cevaplar verdiniz evet ona. Evet. Tamam. Benim korktuğum bir tanecik soru var. O da bahsettim aslına bakarsanız. Sinema terimi gibi kullanılan. Aslında bir gerecin, bir aletin ismidir. Bir tek orada takılırsak takılırız. O da çıkardığı sesten doğan bir isme sahip olduğu için belki orada küçük bir ipucu vereceğim size yardımcı olacak. Dediğim gibi o ikinci altı harfli cevabınız. Ona kadar hiç harf almadan şahane bir yolculuk yapabiliriz. İnşallah. Şu anda 12 tane harf alabilecek durumdayız. 8600 puan yapmıştı Yasin Bey. Bir saniyede arttırmıştı. Hı hı. 12 harf alırsak da 2 saniyecik arttırmanızı rica ediyorum. Çok mutlu olur Gülseren Hanım o zaman. Haberiniz olsun. Tamam. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Haydi bakalım. 4 harfli ilk cevabımızın sorusu. İltihaplanma nedeniyle ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş ak yuvarlardan oluşan koyuca sıvı. Hani vücudun dışarıya attığı o kötü bir şey. Ter diyeceğim ama değil. Değil, hayır. İltihaplanma nedeniyle. İltihap da derler ona. İrin. Neydi onun ismi? İrin. İrin. İlginç bir kelime, romantik bir kelime gibi ama anlamı evet değişik yani. Şimdi yine ilginç bir kelimeye doğru yelken açıyoruz. Dikkat, biraz sokak jargonu ama bence herkes duymuştur bunu. Peki. Buyur. Kaçak ve yasak şeylerin saklandığı... Maşallah Dilek Hanım. Patlattınız yani zulayı. Tamam, yenisi gelsin. Alıştık hadiseye. Buyurun bakalım 5 harfli cevaplara. Yanıltmak amacı güdülerek söylenen doğru olmayan ifade. Lütfen basit düşünün. Caydırma değil. Mekmak yok bunda. Tek kelime. Birini yanıltmak amacıyla söylenen söz. Doğru olmayan söz. Doğru değilse. Yalan. Yalandır bu kadar. Elbette alabilirsiniz. Bir tane aldınız, 11 tane daha alabilirsiniz ama bence pek ihtiyacınız yoktu burada. Yani, tamam mı? Heyecan. Bence hızlı hareket etmeyin. Süreniz de güzel efendim. Peki. Halen ilk dakikanın içerisindeyiz. Bakın 5 harfli cevapları bitirdiniz bile. Hı-hı. Mecazi bir tabirdir. Küçük bir ipucumda olacak. Hı-hı. Eğer ipucuna ihtiyaç duyarsanız tabii. Tamam. Şöyle bir soru. Mecazen içinden çıkılması zor, kötü durum. Bu anlama gelen birçok kelime var. Acaba bizim aradığımız hangisi? Bizimkisi aynı zamanda bir iskambil oyununun da adı. Fişti değildir. Fişti değil. Buna insan saplanır Dilek Hanım. Bir nokta noktaya saplandık çıkamıyoruz. Ay hocam harf alayım. Aldık bir harf. Durdurduk o arada. İşte bir T harfi tam ortada. Bir nokta noktaya saplandık, çıkamıyoruz. Batak. Batak buyurun. 1600 oldu kasa. Gayet güzel. 6 harfli, tek kelime. Bu kelime Arapça kökenli bir kelime. Fakat yaşadığımız o pandemi dönemi, karantina dönemiyle birlikte aslına bakarsanız duyuldu. Buyurun, dağarcıklar da yer etti.
ayırma, ayrı bir tarafta tutma veya soyutlama anlamında. Arapça kökenli bir sözcük. Biraz böyle eski bir sözcük. Nokta nokta etme. Bazen böyle mahkumlar için de kullanılır. Diğerlerinden ayırma. Alalım mı bir alalım. Harf? Alalım bir harf. Bu altı harfler biraz dertli. Siz bir harf daha istemiştiniz evet. O basarken. Ben onu bir hissettim sizde. Değil mi Dilek Hanım? Evet. Bir tane daha istedik biz. Ay. Aa, üçüncüyü hissetmedim. Kusura bakma. Evet, tamam. Bulan var mı? Var. Tecrit. Neydi? Tecrit. Dilek Hanım da buldu. Gayet güzel. Burada takılmamamız lazımdı. Çok güzel oldu. Her şey yolunda. Bir böyle başınıza felaket gelmiş gibi, canınız yanıyor gibi bakıyorsunuz ama hakikaten her şey yolunda. Şimdi bir tane daha zorlu sorum var. Altı harfli cevaplar dertli demiştim. Onu atlattıktan sonra çok güzel ilerleyeceğiz. İnşallah. Hiç merak etmeyin. Tamam. 2 dakika 18 saniyeniz var. Süreyi rahat kullanabilirsiniz. 9400 olabilir. Peki. 8600 size yetiyor bu arada. Buyur. Son altı harfli cevap. Batı kökenli bir kelime. Zannediyorum görmüşsünüzdür bu aleti. Montaj aşamasında kolaylık sağlaması için kullanılan çekim tahtası. Hani böyle tutarlar kameraya da vururlar ya. Onun ismi nedir? Çıkarttığı sesten adını almış zaten ama Batı kökenli işte. Biliyorsunuz değil mi onu böyle? Çat diye vururlar hani böyle. 4. sahne bilmem kaçıncı çekim. Ha, şu. Şlak. Mesela bizde olsa şlakör. Öyle bir isim belki koyardık. Bilmiyorum. Alın harf alın. Alayım. Aa, dur durmayın. Ah, olsun, ah. Durayım. Buyurun buyurun bir harf. Ah keşke durdurmasaydık. Hadi gidecek bu. Ya ama neden durdurdunuz ya? İşte. Üzerine 7 tane daha harf alabilecek durumdaydık. Of evet. Böyle çıkarttığı sesten. Ama bakın İngilizler, Amerikalılar koymuş bunun adını. Kartuş. Hani onlar şılak demez. Onlar başka bir şey der. Of. Olmadı. Ne olabilir? Hangi mantık biliyor musunuz? Krakerin ismini de mesela böyle koymuşlar. Yediğiniz zaman böyle ağızda çıkarttığı sesten dolayı. Kraks, krak, kırk, kırk, kırk. Plaketti bunun ismi. Of. Ama şöyle düşünün, bir daha bir yerde gördüğünüz zaman unutmazsınız. Aa, kraket canım. Keşke durdurmasaydınız. Evet. Dediğim gibi üzerine yine çıkmazdı ama. Yedisini de mi alsaydım harfi? Yok canım, bir tanesini almıştınız evet. Zaten 5 harf kalmıştı. Evet. Hani bütün harfleri alsanız bile 2 tane harf alma hakkımız evet. Kalacaktı üstüne. Canım sağ olsun. Peki. 8300 olabilir. Azıyla da yetinmeyin. Gelin keyfini çıkartarak tamam. Yarışalım. Aynen. Haydi 7 harfli cevaplara. Bir kurum veya kuruluşta bilgi ve yol sormak amacıyla kullanılan yer. Danışma. Nedir efendim? Danışma. İşte o kadar efendim. Ben size söyledim, bu altı harflerden sonra işler çok kolaylaşacak evet. Demiştim. Bakın bu da öyle. Buyurun gelsin. Denizde kıyıdan uzaklaşacak şekilde seyretmek. Özür dilerim. Açılma. Nedir efendim? Açılma. Açılma. İşte o kadar. Haydi yenisi. Eklerini konduracaksınız. Olacak size 8 harfli. Çok basit bir şey. Vallahi. Buyurun. Bir zar kanatlı böcek türünden zirai kazanç sağlama işidir. Böcekten kazanç nasıl sağlanır yahu? El açlama. Yok hayır, 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 hayır. Öyle değil. Bayağı bu böcek çalışıyor, biz yiyoruz. Hangi böcek var böyle? Arı. Demek ki bu meslek? Arıcılık. İşte o kadar. 5 tane kaldı. Halen 1 dakikadan fazlası var. Peki. Şurada bastınız ya şu klakette. Ah, buyurun efendim gelsin yeni soru. İltimas etmek, haksız yere kolaylıklar sağlamak. Torpil. Tek kelime Türkçe. Mekmak diye bitiyor elbette. Harf alayım. Alalım bir harf. Kayırmak. Nedir? Kayırmak. İşte o kadar. 4400 kasa, 8300 demiştik ama 8200 de olur efendim, o şekilde ilerliyoruz. İki kelimeden oluşuyor bu 9 harfli cevap.
47 saniyemiz var. Bu bittikten sonra 3 sorucuk kalacak. Peki. Gelsin efendim. 2 kelime. Psikolojinin diğer adı. Ruh bilimi. İşte o kadar. Şlak. Ya. Kraket. Yenisi gelsin bakalım. Bu soruyu daha önce sorduk. Aynen tekrar ettiğimiz bir sorudur. Belki hatırlıyorsunuz. Uzaklara bakarak müşteriye uzatılan elektronik alet. Böyle karizmatik bir şekilde. Ben sana bakmıyorum ha. Post cihazı. Post cihazı. Hoş artık şimdi temassız çıktı. O havayı pek atamıyorlar. Değil mi? Buyurun yenisi gelsin efendim. Bir yerde kasti olarak yangın çıkarma. O yeri ateşe verme. Mema. Evet. Ay kundaklama. İşte o kadar. Üzülüyorum Dilek Hanım. Ben de çok üzülüyorum. O kraket nedir ya? Yani zordu. Zordu kabul ediyorum ama bakın. Duymadım. Şimdi hesabı yapmıştık hatırlayacaksınız. İki tane hani bütün harflerini alsanız bile iki tane harf alma hakkınız geriye kalıyor diyordum. Hey, bir tane aldınız. Evet. Şimdiye kadar sadece kayırmakta bir tane Y harf aldınız. Doğru değil mi? Yanılmıyorum. Evet. Evet. Bu da son soru, son cevap. Bence bunda da harf almayacaksınız. Bak. İki kelimeden oluşuyor. Mastarla bitiyor efendim. Şöyle soruluyor. Konuğu saygıyla içeriye almak. Buyurun. Duymadınız siz bir şey. Devam lütfen. İçeri buyurun. Ne? Mekmakla bitsin. Buyur etmek. Nedir efendim? Buyur etmek. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Olur muydu, olmaz mıydı? Olurdu, kesinlikle olurdu. O zaman kaybettiğim... Klaket olmasaydı. Klaket olmasaydı mı? Evet. Hayır. Klaketin bütün harflerini alsaydınız bile olurdu, kazanabilirdiniz. Evet, heyecandan tamamen. O zaman kaybettin mi, nasıl kaybettin diye soran olursa tez canlılıktan kaybettim evet. diyeyim. Ondan korkuyordum zaten. Bir de kocaman alkış istiyorum. Teşekkür ederim.